Şimdi Sayın Bakan konuşma yaparken Ankara'da yapılan bir bataklık soruşturması ile ilgili bir örnek verdi. Sedat Peker de o bataklıkla ilgili bir takım iddialarda bulundu. Yine Sayın Bakan'la ilişkilendirerek. O soruşturma kamuoyu tarafından, Sayın Bakan tarafından da sanırım bir uyuşturucu operasyonuymuş gibi açıklandı ama o soruşturma bir uyuşturucu operasyonundan daha çok uyuşturucudan elde edilen paraların aklanmasına yönelik kara para aklama dosyasıydı. Ama orada isimleri geçen bazı kişiler var. Mesela bahsedilen bir kişi işte Cumhuriyet Savcısı tarafından tutuklamaya sevk ediliyor, tutuklanıyor. 5 gün sonra da itiraz üzerine serbest kalıyor ve Cumhuriyet Savcısı o serbest kalma kararına karşı da itiraz ediliyor ve tutukluluk kaldırılıyor ve kişi serbest kalıyor. Tamam. Ama bununla ilgili para iddiaları var, rüşvet iddiaları var. Şimdi bunların araştırılması gerekiyor. Niye araştırılması gerekiyor? Yani bizim yasamıza göre eğer somut bir takım isnatlarda bulunuyorsanız bunun mutlaka araştırılması gerekiyor. Şimdi işte bugün Peker'in açıklamalarından sonra kardeşi gözaltına alındı. Doğru. Şimdi Kıbrıs kardeşi, olayıyla ilgili. Kardeşi gözaltına alındı da oradaki iddialarda geçen 2 kişi daha var. Onlarla ilgili de bir işlem yapılması lazım o zaman. O kişilerin de ifadelerinin başvurulması lazım. O gerçekten bir trafik var mı, bir görüşme var mı, bir araya gelmişler mi? Bütün bunların araştırılması lazım Cumhuriyet Savcıları tarafından. Şu anda yapılan şey bir başlangıç noktası olamaz mı? İşte bakın buradaki sıkıntı şu. Yani burada olayların merkezinde olan İçişleri Bakanı, araştırmayı yapması gereken kişi de İçişleri Bakanı. Burada bir sıkıntı var. Yani Cumhuriyet Savcıları soruşturmaları olayların merkezinde olan İçişleri Bakanı değil. Yani araştırılsın diyor kendisi de Sayın Bakan'ın. Ya işte bunu şeyi söylüyorum. Yani Cumhuriyet Savcısı tek başına araştıramaz. Cumhuriyet Savcıları ellerindeki emri altındaki kolluk vasıtasıyla bunları araştırır. Kolluk da İçişleri Bakanı'na bağlı. O zaman şeyde, kolluk yapıda bir sıkıntı talimat var. Talimat olmadan bu anlamda Cumhuriyet Savcısı'nın herhangi bir şey olmadan kolluk araştırabilir mi? Ya anladım da sonuçta araştıracak olan kolluk yani. İyi de Cumhuriyet Savcısı talimat verir. Ha, talimat verir de vermiş yani, mi verilmiş bir talimat var da sanki böyle bakarsak mı? Bütün sistemi zan altında bırakmaz mı? Kesinlikle yani bu kadar şey o olmaz zaman, ki. Bakın, bakın, bu tartışmaları Cumhurbaşkanı'nın, vatandaşı, şerefli savcılık işin içine girip savcılık bunu çözmesi gerekiyor. Bunlar yani, söylememeli yani. Çünkü merkezdeki kişi bir suç örgütü lideri bir açıklama yapıyor. Diyor ki işte burada şu oldu, burada bu iddialar var. İşte şurada şunu yaptılar, hepsi burada bunu yaptılar. Hepsi dedikodu. Yani hepsi dedikodu. Şimdi geçmişte Susurluk'ta ya buna dedikodu deyip geçemezsiniz. Dedikodu geçmeyelim, araştıralım ama yani, bunları dedikodu. Eğer ispatlanıyorsa İçişleri Bakanlığı'nın Susurluk ortaya çıktığı zaman da Fasafiso deniyordu. Bir şey var mı? Bakın Susurluk ortaya çıktığında da bunlar Fasafiso deniyordu. Sonra Susurluk'un arkasında neler çıktığını hep beraber gördük. Yani bu işi ya doğru düzgün araştıracağız. Doğru düzgün bir şekilde Türkiye kamuoyunun önüne koyacağız. Türkiye bu suç çetelerinden ayıklanacak. Türkiye bir hukuk devleti ise hukukun egemen olduğunu bütün Türkiye vatandaşlarına göstereceğiz. Eğer hukuk egemen olmazsa o zaman ortalığa çeteler çıkar ve çeteler egemen olmaya başlar. Yani bugün çok güzel bir yazı yazmış Sayın Hocam Oğuz Oyan. Yani hukuk yoksa kim var? Hukukun olmadığı yerde çeteler türüyor ve çeteler adalet dağıtmaya başlıyor. Hukukun önemi konusunda hemfikiriz. Burada beyanıyla peşinen doğruymuş. Çetede soruşturma iması yaparak. Çetenin, bakın bir itirafçının beyanıyla insanlar tutuklanıyor. Biz öncelikle bir itirafçının beyanıyla insanlar tutuklanıyor. Bir sayın bakan mı? Bir çete lideri mi? Geçmişte başbakanlık yapmış biri mi? Peki, hangisinin beyanıyla öncelikle araştırmaya değer buluyor musunuz? Bir itirafçının beyanıyla insanlar tutuklanıyor. Bir itirafçının beyanıyla insanlar mahkum ediliyor. Burada da bir organize suç lideri konuşuyor. Konuştuğu şeyleri araştırıp gerçek olup olmadığını baktığım zaman Sedat Peker'in konuşmalarına baktığım zaman bir sürü çelişkili açıklamalar olduğunu ben de görüyorum. Ama şer koyarak konuşalım. Ama o zaman ona göre konuşalım. Yani sonuçta bunların araştırılması gerekir. Bunların üzerine gitmek lazım. Susurluk ortaya çıktığı zaman mecliste bir komisyon kuruldu. Doğru. O dönemde o komisyon görevini yaptı. O olaylarda ismi geçen herkesi dinledi. Bakın, ortaya bir Susurluk raporu çıktı. İzleyicilerimiz ve ortaya yanlış çıkan Susurluk raporu
Türkiye açısından sonuç Türkiye'nin önünü açmak açısından korkunç boyutlarda olduğu çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Burada bir iddiadan bahsediyoruz. Diyor Hilmi Daşdemir. Bakın, bu da bir az evvelki sorumu tekrar edeyim, ne olur. İddiaları araştırmaya değer bulur musunuz böyle bir durumda? Öncelikle ilkesel bir duruş sergilemek lazım. Elbette ki iddia araştırılır. Hukukun görevi budur. Tamam. Ben vergi veren bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı, ben de iyi vergi veriyorum. Ben, bizler burada değil mi? Bedel ödeyerek, cebimizden para harcayarak siyaset yapar insanlar. Birileri siyasetten nemalanıyor. Siyaseti zengin olma aracı olarak görüyorsa ilk karşılığına biz çıkarız bunu. Burada hiçbir problem yok ama. Ama burada bir çete lideri, geçmişte Sayın Meral Akşener için de barmen cinayeti sonrası benimle niye görüştün diye tweet'i var. Hiç kimse ciddiye almamış. Neyini ciddiye alacağız bunu? Ve burada somut veriler ortaya konulur. Bahsettiğimiz kişi bakan. Çok ciddi iddialarını ortaya koyar, delillerini ortaya koyar. Otururuz deriz ki ya böyle çok ciddi iddialar var. O bakanın da orada bir dakika durmaması lazım. Ama şehirlerdeki şehir efsanesi dedikoduları sabah akşam anlatıyor şov yaparak. Ve bunlar da sanki devletten inanılmaz derecede pislikler ortalığa akmış gibi bir hava yaratılıyor. Buna itiraz etmeyelim. Ben hukukçuyum, vatandaşım ve altını tekrar çiziyorum. Vergi veren bir vatandaş olarak ya devletin ortaya dökülen bir pisliğini görmedim. Yok yani, hep havada iddialar. Araştırılmaya değmeyecek. Avukat gönderip milletvekili öldürmek sorunlu bir pislik değil. Hiçbir şey bu kadar. Hiçbir şey söylemiyorum. Bu kadar olaya sahiplenerek değil mi? Biraz daha ilkesel davranmak lazım. Partiler siyasi, konjektürel menfaatlerine göre hareket etmesinler. Daha düne kadar değil mi? Orayı tehdit ediyordu, burayı tehdit ediyordu. Bu ekranlarda biz de bu tehditlerin hepsini kınıyorduk. Bilmiyorum yani. Siz de böyle şey mi olur diyordunuz. Şimdi ne oldu da sözlerine itibar eder hale geldiniz? Biz adama itibar etmiyoruz. Ha, ediyorsunuz, bir tane şer yok. Adamın söylediği şeylere önem veriyoruz. Diyoruz ki hukuk bunları aksi yönde bunları araştırın. Somut yoksa delile ulaşasaya adamın, kadar ben bakın, Sayın Bakan'ın... Sayın Başbakan'ın ifadelerini esas alalım. Sedat Peker'in bizim için ne ifade ettiğini biz biliyoruz. Kamuoyu da biliyor. Sanırım aynı noktada duruyorsunuz. Hiçbir zaman Sedat Peker'le bizim dünya görüşümüz, bulunduğumuz konum hiçbir zaman yan yana gelmemiş. Yan yana gelenler başka. Zaten yan yana gelen insanlarla ilgili iddialarda bulunuyor. Çete devleti yönetiyor dediniz. Bakın, çok ciddi iddialar var dediniz. Yan yana gelen insanlarla bakan ilgili. Bakan peşinden suçluymuş gibi imalarda bulundunuz. Adam avukatı gönderdim diyor. Avukattan bahsediyor. Sayın Akşener'le görüşmede bir iddia diyor. Değil mi? Karakolda adamı dövdürdüm diyor. Bu araştırılmasın mı? Ya araştırılsın dedi. Peki diyor ki bir kişi bana söyledi. Ben Hürriyet gazetesinde işte biz protesto yapacağız ama bizim adamlar acemidir. Bu işi beceremezler. Sen adam gönder. O dönemde Hürriyet gazetesinin basılması bu araştırılmasın kendi mı? Kendi ikrarıyla kabul ettiği iki tane somut iddia var. İşte bu ikisi. Ya, onun dışında onlarca iddia var. Bunun tamam işte. Konuşalım. Bu iddiaları araştıralım, diğerlerini de araştıralım. Hepsini araştıralım. Hepsi ortaya çıksın. Yalansa ortaya çıksın. Tabii doğru, yalansa da ortaya çıksın. Sayın Bakan, ayrıca bu karakolda bir olay olduysa bu karakola gönderen, arayan kimse o da açığa çıksın. O Hürriyet'in basılması hadisesinde bir şekilde bunları da oraya sevk edilmesini sağlayan birisi varsa o da açığa çıksın. Biz öncelikli olarak temiz toplumu ve temiz siyaseti savunacağız ve isteyeceğiz. Bunu kirli adamlarla, kirli adamların kirli tezgahlarla kurulan kirli iddialarıyla bunu istemeyeceğiz. Bakın burada Türkiye Cumhuriyeti'nin iki geçmiş önemli, şerefli görevini yapmış iki isim var. İkisi de saygın isimler. Ki birini bir süredir bekletiyorum. Evet, tamam. İkisi de görev esnasında benzer iddialara maruz kalabilirlerdi. Ya da herhangi bir şekilde bir suçlu ya da suç isnat edilen birisi, Adalet Bakanı ya da herhangi bir bakan hakkında bu iddialarda bulunabilir. Ama bunların hepsine bakıldığı zaman bunların iddiadan öteye geçen bir noktada olmadığını görüyoruz. Ama Türkiye Cumhuriyeti'ni bir şekilde esir alıyor. Hem ulusal anlamda hem uluslararası anlamda bir şekilde buna itibar ediliyor. İtibar edilecek birisi değil. İddiaları, konuşma tarzı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin şerefli bakanına karşı o şerefsizce yaptığı itham bugünkü şeylerden. Ve şunu da söyleyeyim. Ben bu videoların hiçbirisini baştan sona izlemiş birisi değilim. Dolayısıyla bunlara izlemek, bunlara prim vermek başlı başına ya da bunlara bu aslı olmayan bu dedikoduların
böyle yaygınlaşmasını sağlayıp savcıların da bu anlamda herhangi bir şekilde kısıtlama getirmemesini de kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Dolayısıyla orada da bir şey var, farklı durum var. Son dönemde oldukça geç işleyen bu tür noktalarda bir süreç var. Bu da devleti yıpratıyor. Bizim daha önemli meselelerimiz ya var. Bunları tartışmamız, bakın, konuşmamız lazım. Suç örgütü lideri bugün bir Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanlığı'na karşı söylediği sözler kabul edilebilir sözler mi? Hangisinden bahsediyoruz? Yani, kabul edilebilir mi? Yani hakareti aşan tabii ki kabul edilemez. Kabul etmeyeceğiz ama o zaman aynı zamanda, şey yapmayacağız. Bakın, aynı zamanda, izin vermeyeceğiz. Aynı zamanda orada söylenen işte Bodrum Yat Limanı ile ilgili söylediği şeyler var. Evet, orada ismi geçen İçişleri Bakanı ile ne alakası var? Bakın, ben İçişleri Bakanı ile alakalı var demiyorum. Bunların araştırılması gerekir. Araştırılsın gerçekten elbette. Orada birilerine çöküp birilerinin elindeki mal alınmış mı? Yargı kullanılarak adamı terör, işte Fethullahçı terör örgütüyle ilişkilendirerek sırf orada kendi elindeki mal varlığına çökmek için yargı araçsallaştırılmış mı? Bunların araştırılması gerekiyor. Araştırılmasın, ne gerek var diye yok. Biraz da ilkesel bir duruş gösterin. Diyorum ki orada bundan daha nasıl Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bakanına karşı ağza alınmayacak laflar eden bir insanın kabul edilemez diyoruz zaten. Kabul edilemez değil. Peşinden çok önemli, yani çok önemli delillere ulaşılmış havasıyla burada takdim etmeyin, sunmayın diyorum. Şerhlerle kontrolü gidin. Biz ne diyoruz? Varsa elbette ki durmayacağız arkasında kimsenin. Biz de diyoruz ki biz devletin arkasındayız. Araştırılsın. Tamam. Devletten aldığı yetkiyi yani kim kötüye kullanıyorsa onun karşısındayız. Akademisyenlerle ilgili onların kanlarıyla banyo yapacağız dediğinde de biz karşı çıktık. Bu şekilde şerh koymadan konuşmanızı doğru bulmadığımı ifade ediyorum.